koskoca bir dağ adeta su gibi akıyor. Kapkara toprak seli karşısına çıkanı önüne katıp ortalığı kaplıyor. Star Haber'in manşeti dün Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan felaketin dehşet uyandıran son görüntüsü. Tam ekran getirelim görüntüyü. Maden sahasından depolama alanına toprak taşıyan kamyonların geçtiği yolda 3 kamyon giriyor açıya. Tam o sırada sol taraftaki dağ toprak çığı halinde akmaya başlıyor. Halka içine aldığımız en öndeki kamyonu yutup tüm yolu kaplıyor. Geliş önündeki kamyon son anda kurtuluyor toprak altında kalmaktan. Öndeki kamyon sürücüsü de geri manevrayla yine son anda kurtarıyor hayatını. Bu kaydı yapan kameranın takılı olduğu kamyon da yine aynı şekilde geri manevrayla kurtuluyor. Felaketin üzerinden yaklaşık 28 saat geçti. Toprak altında kalan 9 maden çalışanını arama çalışmaları devam ediyor ancak ne yazık ki şu ana kadar hiçbirinden iz yok. Bir kamyon şoförünün şimdi izlediğiniz bu görüntüdeki kamyonla birlikte toprak altında kaldığı anlaşılıyor. Resmi açıklamaya göre kayıp 3 çalışanın da işte burada gördüğünüz beyaz hariç içinde olduğu düşünülüyor. 5 maden çalışanın da işte burada kayan toprağın altında kalan konteynerlerde olduğu sanılıyor. Beşi konteynerda, üçü seyir halindeki araçta, bir şoförse farklı noktadaki kamyondaydı. Maden sahasındaki toprak kayması felaketinde kayıp işçiler aranıyor. Çok üzgünüm. Felaketin nasıl meydana geldiğini ve boyutunu gözler önüne seren görüntü bu. Üç işçi yerleşkeden ayrılmış, araçla seyir halindeydi. Konteynerlardaysa 5 işçi vardı. O anda adeta dağ aktı. Kaçacak yer yoktu. Konteynerler ve araç gözden kayboldu. Bu görüntü ise kamyon şoförünün toprak altında kaldığı ana ait. Üç hafriyat kamyonu kaçmayı başardı ancak en öndeki nehir gibi akan topraktan kurtulamadı. Almaya çalıştık da şu an herhangi bir haber alamadık ya. Kaymakam Bey iki sefer açıklama yaptı. Hani o da buradan aldığı bilgiye göre bizi bilgilendirdi. Ha şu an ulaşılmadı. Enkaza ulaşılmadı. Toprak kaymasından hemen sonra arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İliç'teki maden sahasına ekipler sevk edildi. Hava karardı, çalışmalarda yoğunlaşarak devam etti. Toprak kaymasının olduğu nokta bizim bulunduğumuz yere yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıkta. Buraya yardıma gelenler hemen kapıdaki görevliler tarafından sahaya yönlendiriliyor ve arama kurtarma çalışmalarının bulunduğu noktada şu anda hareketlilik sürüyor. Kayan toprağın yayıldığı alan yaklaşık 100 dönümdü. Bölge ışıklandırıldı. Termal cihazlarla tarama yapıldı. Bölgede yeni bir toprak kaymasının yaşanmaması için sahada çalışmalar sürüyor. Aldığımız bilgiye göre 400 kişilik bir ekip bu yönde çalışmalar yapıyor. Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım da toprak kaymasıyla ilgili bilgi verdi. Fırat Nehri'ne kimyasal atık sızma tehlikesinin olmadığını söyledi. Maalesef. Fırat Nehri'ne herhangi bir sızma falan. Ayrıştırmayı yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok. Orada ne heyelan var ne başka bir hareket yok. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Erzincan'daydı. 200 metrelik bir yamaçtan toprağın kaydığını anlattı. Yaklaşık 10 milyon metreküplük bir kütle 800 metre hareket etmişti. Hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. Saatler ilerledikçe ekiplerin sayısı da arttı. AFAD, TSK, madenciler, sivil toplum kuruluşlarından 2000'e yakın görevli arama çalışmasına katıldı. 700'e yakın araç bölgedeydi. 5 drone havadan tarama yaptı. Kokuya duyarlı köpekler kullanıldı. Kimyasal bir tehlikeye karşı da özel donanımlı araçlar getirildi. La kardeş, kardeş. Ulan ezdazımı duyan yok lan. Aileler maden sahasının girişinde endişeyle bir haber bekledi. Çok üzgünüm. Yardımcı olun, kurtarın. Yardımcı olun, kurtarın.
Kaç yıldır çalışıyordu madende? 7-8 senedir burada çalışıyor. 7-8 senedir burada çalışıyor. Kurtarın. Damadımı kurtarın. Herkes müdahale etsin. Kurtarın. İsmi nedir acaba? Uğur Yıldız. İlk bilgilere göre kayıp işçiler konteyner araç ve kamyonun içindeydi. Yani ekiplerin onlara sağ ulaşma umudu yüksekti. Kimlikleri belirlenen kayıp işçilerin de Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kara ve Ramazan Çimen olduğu duyuruldu. Olayın soruşturma boyutunda 4 kişi gözaltında. Aralarında maden saha sorumlusu da var. Kayıp işçileri arama çalışmaları sürerken bir diğer büyük korku siyanürle yıkanarak işlenen ve depolanan toprağın Fırat Nehri'ne ulaşması. Toprak altındaki 9 işçiye ulaşma çalışmaları sürerken bir yandan da maden sahasında deliller toplanıyor. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Biri madenin saha sorumlusu. Erzincan'daki altın madeni sahasında yaşanan heyelanda yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 100 dönümlük geniş bir alana yayıldı. Dünden bu yana zorlu koşullar altında zamana karşı yarış var. Bölgede yağmur etkili. İliç'teki maden faciası neden yaşandı? İşletmenin kusuru var mı? İddialarla ilgili eş zamanlı hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı 4 Cumhuriyet Savcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 4 müfettiş görevlendirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yurt dışı programını yarıda kesip bölgeye gitti. İlgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında da çevreyle alakalı ilave izinlerini almış. Bu çerçevede çalışan bir maden. Bakan Bayraktar 2004 yılından bu yana işletme ruhsatı olan madenin faaliyetlerine yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam ettiğini açıkladı. En son denetim 2023 yılının Ağustos ayı başında yapıldı. Ağustos'un başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Maden sahasının yaklaşık 1 kilometre ötesinde Fırat Nehri var. Altın çıkarılması için kullanılan siyanürün nehre sızdığı iddiası ortaya atıldı. Şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'de iddiayı yalanladı. Açıklamada ekiplerin toprağın nehre ulaşmasını engellemek için Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezlerin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi. Uzman ekipler bölgede sürekli ölçümler yapıyor, çevredeki su kaynaklarından numuneler alınıyor. Toprak kaymasının yaşandığı Çöpler Madeni 2022 yılında siyanür sızıntısı haberiyle gündeme gelmişti. Maden işletmesi kompleksinde siyanür içerikli solüsyon taşıyan borunun patladığı ve solüsyonun çevreye yayıldığının tespit edilmesi üzerine şirkete 16 milyon 441 bin lira idari para cezası verilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sızıntı temizlenene kadar madendeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Efendim Erzincan'a dönelim. Gelişmeleri izleyen arkadaşlarımız Özden Erkuş ve kameraman Mehmet Serhat Kahyalıoğlu'ndan son durumu alalım. Özden kolay gelsin. İşçileri bulma çalışmaları kadar siyanürlü toprağın daha da fazla yayılmasını önlemek için var güçleriyle çalışıyor ekipler. Siyanürün Fırat'a ulaşmaması için alınan önlemler, yapılan açıklamalar neler? Pek çok önlem alınıyor. Tabii büyük endişe bu Melis. Bunun altını çizelim. Çünkü o bu siyanürlü malzeme eğer buradaki içme suyuna, ötesinde Fırat'a ulaşırsa hem tarım arazileri açısından hem o suyu kullanan, içme suyu olarak kullanan milyonlarca kişi açısından büyük bir tehdit oluşturacak. O yüzden de önlemler alındı. Dünden başladı aslında bakılırsa bu önlemler alınmaya. Bu çerçevede suyun Fırat, daha doğrusu siyanürün Fırat nehrine ulaşmaması için Sabırlı Deresi ile Fırat Nehri'nin birleştiği noktadaki menfezler kapatıldı öncelikli olarak. Sonrasında ise bir taşma olabilir düşüncesiyle o menfezlerin önüne bir de sedde inşaatı
yapıldı bugün. O işlem tamamlandı. Tabii bir taraftan yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için o yağmur suyu ile birlikte yeraltı sularına sızma olasılığı da var. Kimyasalların olduğu buradaki atık suyun. İşte bunun engellenmesi için de yüzey suyu toplama havuzu yapıldı. Sonrasında da olabilecek herhangi bir akış durumunda o yüzey suyu toplama havuzundaki suların da atık havuzuna aktarılması için de bir sistem kuruldu. Bu sistem de çalışır hale getirildi. Bunun da altını çizelim. Tabii bu önlemler alınıyor. Peki bu önlemlere rağmen sularda herhangi bir kimyasal tespiti yapıldı mı? Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Su İşleri'nden gelen çok sayıda yetkili vardı. Hem Fırat Nehri'nden hem Sabırlı Irmağı kenarından rastgele pek çok noktadan su örnekleri toplandı. O örneklerde tetkik edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. O örneklerde, o numunelerde herhangi bir olumsuz duruma şu an için rastlanmadığı belirtildi. Dediğimiz gibi şu an için olumsuz bir durum yok ama önümüzdeki günlerde iklim şartları, yağış devam ederse ya da yeraltı sularına sızma gerçekleşirse diye önümüzdeki günlerde de bu rastgele numunelerin alınması ve onların tetkiki yolundaki bu işlemlerin devam etmesini bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi gözler aslında toprağın altında olan o 9 madencide, onlardansa hala bir haber yok. Buzlar eridi, yüzler gülüyordu. İki lider, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için tokalaştı. Türkiye-Mısır arasındaki tarihi zirvede bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır lideri Sisi Kahire'de bir araya geldi. Her ikisi de ortak basın toplantısında geleceğe yönelik önemli mesajlar paylaştı. Yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aradan sonra bugün Kahire'deydi. Mısır lideri Abdülfettah Es-Sisi Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda bizzat törenle karşıladı. İki başkent kadar dünyanın gözü de bu tarihi buluşmadaydı. Bu görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi, normalleşme, aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki sorunlar ele alınacak. İkili görüşmenin adresi İttihadiye Sarayı'ydı. Erdoğan burada bir kez de resmi tören ve top atışlarıyla karşılandı. İki Cumhurbaşkanı heyetleriyle birlikte görüşmeye geçti ardından. Zirve sonrası iki lider yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı. Basın toplantısında ilk sözü Sisi aldı. Gazze konusunda el ele vererek çok iyi sonuçlar elde edebiliriz dedi. Nisan'da Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ardından sözü Erdoğan aldı. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız. İki ülke arasında yeni bir sayfa açıldığı vurgusu yapıldı. Mısır'la güç birliğine gidilerek savunma sektöründe ortak projeler geliştirileceğinin altı çizildi. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmi kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Altın madeninde yaşanan felaket meclisinde bir numaralı gündem maddesiydi. Muhalefet hükümete sert eleştiriler yöneltti. Yanıt ihmali ve kusuru olan adalet önünde gereken cezayı alacak şeklinde oldu. AK Parti'nin önerisiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. İliç'te 9 emekçi kardeşimiz 10 milyon metreküp liçli yığının altında kaldı. Bu bir toprak yığını değildir. Bu işlemden geçirilmiş, siyanürlendirilmiş bir liç yığınıdır. Daha önce de Erzincan İliç'teki maden sahasında sızıntı oldu. Fırat suyuna karıştı. Bütün toplum ayağa kalktı.
önlem alın dedik, önlem alın. Bu konuyla ilgili adli soruşturma çerçevesinde yapılan, titiz bir şekilde yapılan çalışma maddi gerçeği ortaya çıkaracak. Kimin ihmali, kusuru, sorumluluğu varsa adalet önünde gereken cezayı alacağına inancımız tamdır. Erzincan İliç'teki altın arama madeninde yaşanan toprak kayması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun ana gündemiydi. Aslında mecliste bugün maden kanununda değişikliği öngören 16 maddelik torba kanun teklifi görüşmeleri yapılacaktı. Facia nedeniyle görüşme ertelendi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, maden yasasının görüşülmesinin tam zamanı olduğunu söyledi. Bir maden yasası getirdiniz değil mi? Bugün görüşülecekti. Niye kaldırıyorsunuz, niye geri çekiyorsunuz? Aslında tam zamanıdır. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gülse tüm siyasi partilere çağrıda bulundu. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Genel kurulda oylanan komisyon teklifi kabul edildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak iftiraya uğradığını söyledi. Karadeniz Vakfı ziyaretinde konuşan kurum, madenin 135 kez denetlendiğini, 3 ay mühürlendiğini bildirdi. Çevre Bakanlığı döneminde işletmenin kapasite artışına onay verdiği iddiasını yalanladı. Bu yetkinin bakanlıkta olmadığını vurguladı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum söze Erzincan'daki altın madeniyle başladı. Kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtladı. 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. Ve İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle işletme 3 ay men edildi. Kapısına mühür vuruldu. Kurum işletmenin kapasitesini artırdıkları yönündeki iddialara da cevap verdi. Bize iftira atanlar şunu da bilirler ki kıymetli kardeşlerim, Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez. Veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yoktur. İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, madenci aileleri başta olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu anda bizim tek bir gayremiz var. O da canlarımızın bir an önce kurtulmasıdır. Ben tekrar ailelerimize, Erzincan'ımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzgünüm. Yardımcı olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul projesine karşı açtığı davada karar çıktı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi imar planını iptal etti. Kararda işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır denildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu kararı yanlış ortaya çıktı ifadesiyle değerlendirdi. Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Yeşil İstanbul proje tanıtım toplantısında konuştu. Kanal İstanbul projesinin imar planına ilişkin açılan davanın kararını açıkladı. Mahkeme hukuka uygun olmadı ve yani açıkçası planları iptal etti. İmamoğlu toplantıya Erzincan İliç'te maden sahasındaki toprak kaymasında kaybolan işçileri anarak başladı. Kurtarılması için elbette dua ediyoruz. Gözü yaşlı annelerin acısını paylaşıyorum. Umarım açıklanandan daha büyük bir felaketle karşı karşıya değiliz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı maden kazasıyla ilgili hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçladı. 31 Aralık 2019 günü kapasite artışı izni verilmiştir. Bu izinle
beraber bu izinin ardından madenle ilgili şikayetler çok yoğun bir biçimde artmıştır. Bugün kimse ama hiç kimse biz para cezası verdik, üzerimize düşeni yaptık diyemez. İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısını bugün yaptı. Kürsüde konuşurken hıçkırı hıçkırı ağladı. Toprak altında kalan maden işçileri ve deprem kurbanlarını anmak için Karacaoğlan'ın Vargit Ölüm türküsünü dinletti. İlerleyen saatlerde ise genel merkezde Meral Akşener'in de olduğu aday tanıtım töreni sırasında parti içi protestolar yükseldi. Elleri titredi, bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı, gözyaşlarına boğuldu. Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor? Toprak altında kalan işçilerle deprem kayıplarından bahsederken eline telefonu aldı ve Karacaoğlan'ın Vargit Ölüm türküsünü dinletirken gözyaşlarına hakim olamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. 29 Haziran 2022'de bu kürsüden Erzincan İliç'teki altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hem Erzincan'da yaşanan heyelana hem de Antalya'daki sel felaketine ilişkin konuştu. Antalya'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi için meclis başkanlığına bir kanun teklifi sunduk. Dikkat çeken bir gelişmede CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçi'nin İYİ Parti'den aday yapılması. Partinin Ankara ilçe aday tanıtım toplantısındaysa sinirler gerildi. Yumruklu kavganın eşiğinden dönüldü. İYİ Parti lideri grup toplantısı sonrası ilçe belediye başkan adaylarını tanıttığı sırada bir grup Etimesgut Belediye Başkan Adayı Hilmi Özer'i protesto etti. Etimesgut burada! İstemiyor! İstemiyor! Demin Çağlayan aday istedik, yapılmadı. AK Parti'nin adam getirince burada aday yapıldı. Ben de yapıldım. Teşkilat var, güvenmedi. Sayın senin için bağırdı arkadaşlarımız. Saygı duyarım. Tansiyon dakikalar içinde daha da yükseldi. Müdahale edilen grup dışarı çıkarıldı. Toplantının ardından Ankara İl Başkanı da değişti. Görevden alınan Yener Yıldırım'ın yerine Akif Sarper Önder atandı. Dün Antalya'yı vuran sel felaketinden geriye kalan hasar suyun çekilmesiyle ortaya çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği selde araçları suya gömülen sürücüler canlarını son anda kurtardı. Kimi yerlerde biriken suyun boyu 2,5 metreye aştı. Afet yaşayan Antalya için tehlike geçti. Turuncu uyarı yeşile döndü. 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın evine dönerken can verdiği alt geçitte suyun seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Tünele giriyor. Tünel su dolu. Arabanın bagajından çıkıyor. Yüzmeyi bilmediğinden dolayı da herhalde boğuldu, öldü. Selin en çok vurduğu Kepez'de metrekareye 372 kilogram yağış düştü. Turizm kentinde hem temizlik hem hasar tespit çalışmaları sürüyor. Komandolar da vatandaşa yardım ediyor. Yağmur, sel, her yerden geldi. Oradan, camlardan, duvarlar çöktü. 3 tane çocuklarımız var. Torunları zor attık pencereden. 75 yaşındaki Şengül Can Kılıç Hataylı depremzede. Evi yıkılınca kızının yanına Antalya'ya yerleşti. Bu kez de sele yakalandı. Ne yapacağımızı şaşırttık. Böyle meydanda kaldık. Ev yok, yer yok, yurt yok. Nereye gidecek bilmiyorum. Antalya'yı vuran selin en çarpıcı görüntülerinden birinin kahramanı AFAD gönüllüsü Gülcan Demir Bilek. Canını hişe saydı. Bahçesinde beslediği kedisini kurtarmak için boyu kadar buz gibi suya girdi. Çok su. Rabbim sen büyüksün.
Sarı aşkım. Bebeğim. Dün iki kedimi kaybettim aslında ben. Birini buldum ama Saruhan'ı bulamadım. Çok ağladım. 12 saat evde mahsur kalan hayvansever sabaha karşı Saruhan'ın sesini duydu. Su dolu bodrum katta bir valiz üzerindeydi. Duamızı ettik girdik. Çok şükür. Aldık. Bir görüntü daha. Araçları suya gömülen sürücüler canlarını son anda kurtardı. O anları taksi durağının güvenlik kameraları kaydetti. İstanbul Üniversitesi Beyazıt'taki tarihi kampüs binasının vatandaşların ziyaretine açılmasıyla gündemde. Ders sırasında amfiye girip çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki çekti efendim. Bugünse kampüs içine yapılan ziyaretlerin kapsamı daraltıldı. Kampüsü görmek isteyenler randevuyla ve sadece hafta içi 13 ile 16 saatleri arasında içeri alınacaklar. Merhaba arkadaşlar, inanmayacaksınız şu an İstanbul Üniversitesi'nin bu fakültesinde anayasaya giriş var. Anayasa hukuku dersine girdim. Elimi koluma sallaya sallaya girdim. Ben girdiysem herkes girebilir. İstanbul Üniversitesi ziyareti açıldı. Tartışmalar, tepkiler peş peşe geldi. Öğrenciler eylem yaptı. Daha geçen aya kadar bizler kampüs girişlerinde gedik gedik aranırken bir arkadaş grubu olarak toplandığımızda güvenlikler tarafından dağıtılırken bunları hiç yapmamışsınız gibi bir anda duvarsız üniversiteden bahsetmek ne kadar gerçekçi. Üniversite rektörlüğü aldığı kararla tarihi Beyazıt kampüsünün isteyenler tarafından ziyaret edilebileceğini açıkladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda amfiye kadar girip ders dinleyenler olduğu iddia edildi. Güvenlik anlamında sıkıntı olursa cidden büyük bir sorun. Çünkü yani kimin girdiği belirsiz olduğu için o yüzden sıkıntı çıkabilir. Ben buranın müze olduğunu düşünmüyorum. Burası bir öğretim alanı sonuçta. Bir üniversite. Buraya biz sınavla geliyoruz, sınavla yerleşiyoruz. 5 dakika sonra ders var. Şimdi bakalım elimizi kolumuzu sallaya sallaya giremeyecek. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada fotoğraflardaki kişilerin daha önce izin alan ulusal bir televizyon kanalının yetkilileri olduğu, provokatif amaçlı paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi. Yaz aylarında okulun olmadığı zamanlarda geziye açılabilir ama sınırlı ve kontrollü bir şekilde. Öyle her yerinde her zaman herkese açılması doğru değil. Üniversite ziyaret kapsamının daraltıldığını da duyurdu. Kampüsün hafta içi 13 ile 16 saatleri arasında randevulu olarak ziyaret edileceği, eğitim öğretim binalarına girişe izin verilmeyeceği açıklandı. Bursa'da bir depodaki kokudan şüphelenen polis baskın yaptı. Çikolata imalathanesi çıkan alan pislik içindeydi. Yabancı uyruklu iki kişi hem depoda yatıp kalkıyor hem de çikolata üretiyordu. O kişilerden biri polislerin "sen yer misin bunları" sorusuna bir çikolataya ağzına atarak yanıt verdi. Etraf pislik içinde, makinelerse paslı ama yine de hijyenik olduğunu iddia ediyor. Öyle ki bunu ispatlamak için kendisi de yiyor. Hiç hijyen kuralları sıfır. Gelen mi? Yiyor musunuz çikolata? Yiyorsunuz. Aha. Yiyesene görelim yani. Bursa Osman Gazi'de denetime çıkan polis ekibi bir deponun imalathane olduğundan şüphelendi. Savcılıktan izin alınıp içeri girdiklerinde ise gözlerine inanamadılar. Orası depo değil, bir merdiven altı çikolata imalathanesiydi. Kötü durumda ama gerçekten etraf. Kaçından beri bu işi? Bir seneden beri yapıyorsun. Burada yapmıyorum, yeni yapıyorum. Nerede yapıyorsun? Bir yerde çalışıyordum da. Orada orada kendi yapıyorum. Orada kaçından beri üretim yapıyorsun? Burada mı? Evet. 3 aydır. Yabancı uyruklu imalatçı ve çalışanı hijyen kurallarını hiçe sayıyordu. Depoda yatıp kalkıyor, depoda üretim yapıyorlardı. Duvarlar, yerler, imalatta kullanılan malzemeler, görüntü mide bulandırıcı türdendi. Hijyenik ortam yok. Rezalet, gerçekten. Hiçbir izin alınmadığı ortaya çıktı. Üretici çikolataları bayram için hazırladıklarını anlattı. Nerelere bir satıyorsunuz bunları? Marketlere mi? Nereye? Daha satmadık yani. Bayramda satacaktık bunları da. Nerelere verecektiniz? İşte kim alırsa vereceğiz. Var mı mağazanız falan? Nasıl? Mağazanız falan var mı? Herhangi bir satış mağazası falan mı? Eğer yakalanmasalardı insanlara çikolata diye zehir yedireceklerdi. Hiç hijyen kuralları sıfır. Gelen mi? Yiyor musunuz çikolata? Yiyorsunuz. Yiyesene görelim yani.
İmalathane olarak kullanılan depo mühürlendi. Çikolatalara imha için el koyuldu. İki şüpheli de gözaltına alındı. Ne zamandır yapıyorsunuz? İstanbul Esenyurt'ta polisten kaçan yabancı uyruklu kişi kendini atık su akan dere yatağına attı. Geç saatlere kadar da yakalanmamak için uğraştı. Yaptığı garip hareketlerle dikkat çeken zanlıyı dereden çıkarmak saatler aldı. Polisten kaçarken köprünün altına mahsur kaldı. O da çıkmak istemiyor. Batmış bir şekilde bekliyor. İşte bu şekilde saatlerce direndi, dans etti, hatta kitap okudu ama kirli suyla dolu dereden bir türlü çıkmadı. Gün geceye döndüğünde ekiplere su atarak kaçmaya çalıştı. İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi Dere Yolu Sokak'ta dün akşamüstü sıralarıydı. İddiaya göre oturma izni biten yabancı uyruklu bu şahıs sokakta gördüğü polis ekiplerinden koşarak kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra da Harami Dere'deki atık suyla dolu dereye atladı. Polislerden kaçmak için dereye atladı abi. Saat öğlen 4 gibi atladı. Daha bir saat falan oluyor, saat 8 civarı falan arkadaşı yakalayıp götürdüler. Benim gö- Bizim zenci genci aşağı atlamış. Köprünün üzerine geldiğinde suyun derinleştiğini fark eden şüpheli mahsur kaldı. Derede bir süre kendi kendine dans ederek tuhaf hareketler yaptı. Kitap bile okumaya başladı. Ekiplerin uzattığı merdivene çıkmayan şüpheli saatlerce derede kalmaya devam etti. İstanbul İtfaiyesi, sualtı arama kurtarma ekipleri şahsın yanına giderek müdahale etmeye çalıştı. Ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da uzun süren çalışmanın ardından yakalanarak ambulansa alındı. Efendim, dün motorine yapılan 2 lira 55 kuruşluk zammın ardından benzinli araç sahiplerini üzecek haber de bugün geldi. Bu gece yarısından itibaren litre fiyatı 1 lira 79 kuruş artıyor. Bunun anlamı bir depo benzin gece yarısından itibaren 90 lira daha pahalı. Evet abi, zamlardan haberimiz var. Sürekli zaten bir zam geliyor. Herhangi bir şey diyemiyorum, alıştık artık. Duyan akaryakıt istasyonuna koştu. Motorinden sonra benzine de zam göründü. Bu biraz fazlanın ötesinden daha ötede oldu. Daha araç binmeyiz herhalde bu gidişte. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 79 kuruş artış kararı alındı. Sürekli zam geliyor yani. 1 lira 79 kuruş zam geliyor. Allah Allah. Haberim yoktu yani bundan. İstanbul'da şu an bulunduğumuz akaryakıt istasyonunda benzinin litresi 39 lira 43 kuruştan satılıyor. Ancak yeni zamla beraber litre fiyatı 41 lira 22 kuruş olacak. Çok zam geliyor. Çok rahatsız bu işte. Günlük ortalama 1000-1200 lira yakıta para veriyoruz. Zam haberini duyan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın ediyor. Şu an bulunduğumuz istasyondaki 24 pompanın neredeyse tamamında bir araç var ve sürücüler az da olsa kar edebilmek için depolarını dolduruyor. Bazı insanlar ufak tefek görebilir ama bizim için güzel bir para. Yani o karı da yapalım bir zahmet diyorum. Ya yap şunu 100 lira. 5 sene dokunma bize. Zamla beraber bir depoda yaklaşık 90 liralık fark olacak. 350'ye fulluyordum. 3 sene sonra 2 milyar 600. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Dana eti bir yılda %110, kuzu eti ise %129 arttı. En dikkat çeken artış ise sakatatta oldu. Dana etinde kuzu etinde geçti ve bir yıl içinde fiyatı %66 yükseldi. Kuzu ciğer şu an kıymanın kilosunu geçmiş durumda. 650 lira. Sakatat efendim, sever misiniz sakatat? Evvelden tamam severdik tabii, yapardık ama şu anda güç yok. İnanın güç denen şey kalmadı. Seneden seneye bir kurban kesiyoruz. Onunla idare ediyoruz yani, başka türlü mümkün değil. Dana karaciğer 450 lira oldu. Kuzu ciğerse kıymanın fiyatının çok çok üstüne çıktı. Sakatat fiyatları cep yakıyor. Zaten et fiyatları, onlar zaten yarışıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklamış, yıllık bazda fiyat artan ürünleri kalem kalem sıralamıştı. En dikkat çeken kalem ne dana eti ne de kuzu eti oldu.
Sakatattaki artış oranı hepsini solladı. Sakatat fiyatlarına geldiğimiz zaman dana ve kuzu etine göre çok daha yüksek oranda fiyat artışının yaşandığını görüyoruz. Çünkü bir yıl içerisinde sakatatın fiyatı %166 oranında arttı. Örneğin karaciğere baktığımızda dana karaciğerin kilosu şu anda 450 lira. Kuzu ciğerin kilosu ise 650 lira. İşkembenin güncel fiyatı şu an 140 lira. Sakatat olayı biraz azaldı. Azaldığı için de bu yüzden sakatatın fiyatı %160'lara falan vardı yani. Geçen sene biz dana ciğeri alıyorduk söyleme sayıp. Uygun diye alıyorduk. İşte Arnavut ciğeri falan yapıyorduk. Şimdi artık onu da yiyemiyoruz. Peki sakatat neden kırmızı et fiyatlarından daha fazla yükseldi? Sakatat fiyatının bu kadar artması da zaten bir anlamda ithalata bağlı olarak artıyor. Neden? Çünkü siz et ithal ettiğiniz zaman hayvanın sakatatı orada kalıyor. Siz sadece et alıyorsunuz. Bu sefer içeride sakatat problemi ortaya çıkıyor. Bulunmadığı için de fiyatlar hızla artıyor. Sektör temsilcilerine göre sorunun çözümü yerli üreticiyi desteklemekten geçiyor. Hayvancılıkta A'dan Z'ye dışa bağımlıyız. Bu da dövizdeki her artışta fiyatların artmasına neden oluyor. Ben rekabet edemem deyip üretimden vazgeçiyor. Bu da İçeride hayvan varlığı azaldığı için de fiyatların artmasının temel nedenlerinden birisi haline geldi. İthalat kesinlikle bir çözüm değil. Çözüm sadece kendi yerli besicimizi, kendi hayvancımızı desteklemek. İlginç görüntülerden derlediğimiz bir dünya turunda sıra. Stop the car! Çalıntı araçla kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymadı. Amerika'da saatlerce süren hırsız polis kovalamacası yine zanlının vurulmasıyla son buldu. Defalarca polisten kaçmayı başaran zanlı nihayet çembere alındı. Polislerden biri arabanın kaputuna çıkıp zanlıya aracı durdurmasını söyledi. Zanlı gaza basınca polis defalarca tetiği çekti. Zanlı yaralı halde bir süre daha kaçtıktan sonra teslim oldu. Araçtan inen kadın bacaklarından vurulmuştu, gözaltına alındı. Teksas'ta bir sürücü arabasıyla hastanenin acil servisine daldı. Sürücü öldü, ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır. Polise göre olayda kasıt yok. Acil servise dalan sürücünün kaza sırasında mı yoksa öncesinde mi öldüğü araştırılıyor. Filipinler'de sabah ayini sırasında kilisenin asma tavanı çöktü. O sırada kilisede ayin için yüzlerce kişi vardı. Kalabalık arasında panik başladı. Kilise korosunun 80 yaşındaki kadın üyesi hayatını kaybetti. 52 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor. Terleme, nefes darlığı, kusma görülüyor. Ani üzüntü, ayrılık acısı, kayıp acısı gibi duygu durumlarında yaşanan bu hastalığın adı kırık kalp sendromu. Ani bir stres, ani bir üzüntü, kalp kırılması sonrasında görüyoruz. Kalp krizi. Kırık kalp sendromu. Duydunuz mu hiç? Hayır, duymadım. Sizin başınıza geldi mi? Geldi. İşte çok üzüldüğün zaman işte kalbin hızlı çarpması falan oluyor yani. Onları yaşıyoruz, evet. Bir kriz olmasa da sizin de üzüldüğünüz oldu yani. Evet, oluyor. Ayrılık acısı, kayıp acısı, aşk acısı ya da ani bir duygu değişimi kırık kalp sendromuna neden olabiliyor. Sevmeyi, sevilmeyi herkes ister. Ancak ne yazık ki her zaman mümkün değil. Peki üzüntü, ani stres, kırık kalp kalbi nasıl etkiliyor? Evet, hastalığın adı kırık kalp sendromu. Kırık kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Her türlü üzüntü, ani ve büyük üzüntü, birden olan, birden ani bir haber almak, birden ayrılmış olmak, hepsi buna sebep olabiliyor. En çok da bayanlarda görüyoruz. İşte aşırı üzüntünün kalpteki yansıması. Bildiğimiz kalp krizi belirtileri, göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baygınlık, terleme, bulantı, kusma. Aynı kalp krizi gibi bir belirti. EKG'de ve ekokardiyografide de görüntü olarak kalp krizi görüntüsü. Kırık kalp sendromunun fizyolojik nedene bağlı kalp krizinden tek farkı ise çok hızlı düzelmesi. Kalp krizi geçiren hastaya bakıyoruz. Bakıyoruz ki 3 ana damar yani koroner damarlar hepsi açık. EKG'ye bakıyoruz, kalp krizi görüntüsü var.
Eko'ya bakıyoruz. Bir baloncuk şeklinde bir anevrizma dediğimiz bir oluşum. Bu o bölgede ciddi bir kalp krizi, hasarlı bir kalp krizi görüntüsüdür. Birkaç ay sonra, birkaç hafta sonra baktığımızda bu görüntünün tamamen normale döndüğünü görüyoruz. O zaman bunun kırık kalp sendromuna bağlı olduğunu tanıyı koyabiliyoruz. Kırık kalp sendromu eğer kalbinde sorun olan bir kişide yaşanırsa ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Hasta çok ciddi ritim bozukluğuna girebilir. Ölüm tehlikesi olabilir. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugün ölümsüzleştirmek için kimileri tatile çıktı, kimileri akşam yemeği planladı. Ancak son yıllarda Sevgililer Günü denince akla artık İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel tekne gezileri geliyor. Çiftler birkaç saat boyunca boğazda dolaşıp boğaz köprülerinin tabanına lazerle aşk yazıları yazdırıyor. Çiçek olmasa ama küçük bir obje. Onu tek aldık mı valla biz boşarlar ya. O yüzden bazıları Sevgililer Günü'nde özel tekneler kiralayıp aşkını boğaz havasında tazelemeyi seçti. Yani yaklaşık bir 4-5 senedir. 4-5 senedir. Aynen 4-5 senedir moda oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel tekne turları yeni moda oldu. İstanbul Boğazı'nda aşk tazelemek ya da Sevgililer Günü'nde evlilik teklif etmek isteyenler artık tekne kiralıyor. Müşterinin istediği talebe göre yerden alabiliyoruz. Süsleme oluyor. Yemek siparişi varsa yemek oluyor. Mesela çalgı, keman vesaire istedikleri zaman onun hazırlığını yapıyoruz. Onun rezervasyonunu yapıyoruz. Çoğunluğu Bebek, Kuruçeşme, Arnavutköy olaraktır. Atıyorum 8 ile 10 arası. Evet. Bu saat aralığında tamamen dolu dolu. Rezervasyon yaptığı saate göre Boğaz'ı dolaşıyoruz. Hatta Boğaz köprülerinin alt kısmına özel lazer sistemiyle yazılar bile yazılıyor. Yazı mı yazılıyor lazer? Aynen. Kişinin eşine veya işte arkadaşına söylemek istediklerini orada biz kaydediyoruz. Yine bu laptop sistemiyle. Var mı enteresan yazılar? Tabii çıkıyor tabii. Ne var? Bir kıssa var sürekli demode olan. Mesela iki kıt arasında olduğumuz için evet. Asya Avrupa şahidim olsun ki seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin diye bir şey var, klişe yazı var sürekli kullanılan. Asya ve Avrupa dikkat kesiliyor şahit evet, oluyor. Tam ortasında olduğumuz için Asya ve Avrupa'ya şahit göstererek herhalde daha iyi oluyor diye evet, düşünüyoruz. Bu lazerle yansıtınca bu evlilik daha mı sağlam oluyor acaba? Yani bir öyle bir şey var, konuşma var. Peki bu özel tekne rezervasyonlarının ücreti ne kadar? Sevgilim de çok mutlu oldu, böyle dolu dolu geçirdim diyebilmeniz için minimum 2 saat geçiyor zaten. O 2 saatlik böyle ekonomik pakette 8.000 liradan başlıyor. 8.000 liradan başlıyor. Aynen. Ekstralarla nereye çıkar o mesela? Bir ekstranın önü şeyi yok, önü yok yani. O nereye çıkarsa, ne kadar bütçesi varsa ona göre devam ediyor. Mr. Ana haberi burada noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.